belirsiz ifadelerle dolu olduğu, bazı şeylerin açıklığa kavuşturulmamış olduğu konusunda bu raporlarını okuduğumuzda gerçekten de sanki başa gelecekleri çok iyi değerlendirilmiş bir rapor olarak karşımıza çıkmaktadır. Mustafa Kemal Paşa'nın Suriye cephesinden, İskenderun'dan gönderdiği metinlerde. Mütareke bu boyutları içeriyor. Nasıl uygulandı? Evet, nasıl hazırladıklarıysa, hangi niyetle hazırladıysalar aynen o niyetle uyguladılar. Dediğim gibi 31 Ekim yürürlüğe girişi, 1 Kasım uygulanışı ve uygulanışını da hemen görürüz. Musul'un hemen orada 6. kolordu Ali İhsan Paşa var. Hemen bir tebrikat, Musul'un boşaltılması. Oysa mütareke imzalandığı gün İtiraf Devletleri, İngiliz orduları Musul'un 60 kilometre güneyinde ve orada kalması gerekiyor. Biz bunu Lozan Antlaşması'nda da Türkiye'de öne sürmüştük. Mondros mütarekesine aykırı olarak Musul'u işgal etmişsinizdir diye biz bunun üzerinde de Lozan görüşmelerinde de çok durduk. Ancak Kasım'ın bu ilk günlerinde başlayan, Musul ile başlayan işgaller çok kısa sürede Türkiye'yi Anadolu'nun önemli bir bölümünü içine alacak şekilde genişletilmiştir. Musul 14 Kasım'da Musul'u boşalttık tamamıyla, İngilizler işgal etti. Hemen ardından aynı günlerde Çanakkale istikamları 6 Kasım'da. 7 Kasım'da Çanakkale Boğazı'nı geçen 61 maddelik ve Yunan ordu, Yunan bayraklarını da içeren bir donanma 13 Kasım itibariyle çok önemli bir tarih. Mustafa Kemal Paşa'nın da Dolmabahçe İstanbul'a geldiği gündür. O meşhur hatıralarda anlatırlar. Geldikleri gibi giderler sözünü söyledi. Çünkü hakikaten de İstanbul'a gelirken son derece çok sıkıntılı gelmiştir ve geldiğinde ilk gördüğü manzara Haydarpaşa tren istasyonundan inince Dolmabahçe'nin önünde tabi demirlenmiş Türkiye'nin teslimiyetini adeta simgeleyen donanmayı görünce yanındakine geldikleri gibi derler demiştir. Mütareke çok kısa zamanda böyle işgal şeklinde uygulandı. Güney de baktığımızda Antep, Urfa, Maraş İngilizler tarafından daha sonra Fransızlara devredilmek üzere işgal edildi. Toros tünelleri çok önemli stratejik bir şekilde işgal edilen noktalardan birisi. Karlanlar tarafından güneyde Muğla, Marmaris'e kadar olan kısımlar işgal edilmiştir ve işgalin belki de en büyüğünü, belki de tamamlayıcısı demek doğru olur. 15 Mayıs 1919'da İzmir'in işgaliyle hakikaten de Mondros mütarekesini nasıl anladıklarını bize en güzel gösteren örneklerden birisi İzmir'imizin hukuksuz bir şekilde ki bütün işgaller, Anadolu'da yapılan bütün işgaller mütareke ahkamına aykırı işgallerdir, hukuksuz işgallerdir ve İtiraf Devletleri bunları kendi diledikleri gibi yorumlayarak gerçekleştirmişlerdir. İşgallerin en önemli sonucu da sanırım bağımsız Türkiye'nin kuruluşuna giden yolu başlatmış olmasıdır. Ve kısaca mütareke metni ve mütarekenin nasıl algılandığı konusunda bunları söylemek istedim. Sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler Sayın Kocaoğlu. Gerçekten akıcı ve doyurucu öz anlatımınızın yeriyle. Şimdi Mondros mütarekesinden sonra Anadolu'da sivil örgütlenme konusunu doçent doktor Kemal Arı anlatacaklar. Buyurun Sayın Arı. Çok değerli, teşekkür ederim Sayın Başkan. Çok değerli konuklar, sözlerime başlamadan önce hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Tabii ki sivil örgütlenme yani toplum ve tabii ki aklımıza gelen Anadolu. Bir bakmak lazım o günkü koşullarda Anadolu'nun durumuna, halkın karşı karşıya kaldığı koşullara bir bakmak lazım ki az önce arkadaşımızın da anlattığı gibi işgallerle birlikte örtüşen
bu hal hürmeler, yani ordunun, daha doğrusu halkın genel durumu, aynı zamanda Mustafa Kemal Atatürk'ün başlattığı o büyük dönüşüm hareketinin anlamı konusunda bizlere çok önemli bir takım ipuçları da verecek. O açıdan bunun çok iyi değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ne var? Arkadaşım da az önce vurguladı. Şimdi Mondros'u bırakışması çok, tabii ki oldukça koşullara ağır bir bırakışma metni. Ve bu metinle birlikte Anadolu'nun dört bir yanında işgal eylemleri başlamış. Ve işgal eylemleri dediğimiz zaman tabii ki fiili işgaller var, ama bir de doğrudan doğruya o günkü Osmanlı ülkesinde var olan nüfus yapısına baktığınız zaman gayrimüslim dediğimiz Osmanlı tebaasında Müslüman olmayan unsurların yarattığı bir takım çete hareketlerini, bir takım başıbozuklukları ve aynı zamanda bir takım daha doğrusu işgal eylemlerine çanak tutma girişimlerini göz önüne almak gerekiyor. Ve öyle bir Anadolu'ya baktığınızda doğuda her şeyden önce bir Ermenistan kurma projesi var. Doğuda bir Ermenistan kurulacak. Yani Anadolu'nun doğu kısmı kurulacak olan bir Ermeni yurduna verecek. Ve bu çok önemli bir şey olacak. O dönemde politik duruşlardan bir tanesi olacak. Bir tanesi gene az önce arkadaşımızın anlattıklarına ek olarak Karadeniz bölgesinde ve tabii ki bu açıdan Samsun içinde bu önemli. Karadeniz bölgesinde bir Pontus Rum devleti kurulma düşüncesi var. Ve bunun mimarları özellikle Trabzon metropoliti Krisantos, ta tarihi Mithridat'ın ülkesini yeniden bu coğrafyada diriltme çabası içinde hazırlıklara başlamışlar. Çok ünlü bir iş adamı olan Konstantinidis Marsilya'da bunlara destek veriyor ve pek çok siyasal ortamlarda bunlar harekete geçmişler. Az önce arkadaşımın da anlattığı gibi Wilson prensiplerinden hareket ederek acaba self-determinasyon ilkesine dayanarak bölgede, coğrafyada nüfus çoğunluğuna dayanarak bir devlet kurabilir miyiz düşüncesiyle nüfusun genel görüntüsü üzerine istedikleri gibi oynuyorlar. İstedikleri gibi oynuyorlar. Yani insanları istedikleri gibi, toplumlar oradaki yapılanmayı Türktür ya da Türk değildir gibi ayırıyorlar ve bu arada bölgenin otantik bir takım gruplarında, yani oradan böyle bölgenin yerel gruplarında Rum olarak gösterme çabası içerisindeler. Hatta Samsun'da başkenti seçecekler ve eski askeri hastaneyi bu kuracakları devletin başkentlerinin bir merkezi olarak düşünmüşler. Şimdi Karadeniz'de bunlar var. Ve bu sözünü ettiğin yapılanmanın ortaya koyduğu çetecilik hareketleri var Karadeniz bölgesinde ve başka yerlerde. Bu, yani aslında Anadolu'nun dört bir tarafında var bu çete hareketleri. Yani Doğu Anadolu'da Ermeniler genç çetecilik hareketleri yapıyorlar, bunları sürdürüyorlar. Karadeniz bölgesinde Gördükoğlu Simon gibi, Balık İlya gibi, Akburun Piç İlya gibi bir takım çete önderleri çıkmış ve Anadolu'ya kan kusturuyorlar. Nedeni ne? Nedeni çok net. Bölgeler, insanları göç ettirmek, Türk ve Müslüman nüfusunu azaltmak, ama bunun yanında dünyanın dört bir tarafından da Rum kökenli insanları gelip büyük para ve toprak vaatleriyle bölgeye yerleştirmek, ondan sonra bir takım grupları da bunlar Rum'dur diye gösterip, Türklerin baskısıyla Müslümanlığa zorlanmıştır diye gösterip, ondan sonra da dönüp dünyaya diyecekler ki, arkadaş biz bu bölgede çoğumuz. Biz, dolayısıyla self-determinasyon ilkesini bizim işletmemiz lazım. Zaten durmuyor papaz, elleri geziyor. Londra'da, Paris'te Hrisantos durmuyor. Yardımcıları var. Düzmece bir takım istatistikler hazırlayarak devamlı surette dolaşıyor, durmuyor. Bölgeyi çoğunluk gösterecek ve çok değerli arkadaşlar, çok değerli konuklar, bu Akburun papazı tanımlayan başka papazlar da var. Bunlardan bir tanesi İstanbul'da meşhur Raip Furi'dir. Bir tanesi de İzmir Metropoliti Hrisostomos'tur. Sakalı göbeğinde adam. Sakalı göbeğinde ve onun da derdi Ege bölgesinde bir İonya devleti kuracak. Ve İzmir'i başkent yapacak. Oh ne güzel. Doğduğum kent Samsun başkent. Yaşadığım kent İzmir, orası da başkent. Şansa bak. Ve gerçekten Hrisostomos büyük bir tabii ki çaba içinde ve orada da çekicilik hareketleri var. Yunan işgalini kolaylaştıracak her şeyler yapmakla uğraşıyor adam. Ve akla hayale gelmedik insanlarla temasları var. Ve bir takım gemiler İzmir limanına, rıhtımına yanaşıyor. Bir takım işte paketler içinde, sandıklar içerisinde silahlar taşınıyor.
ve tabii ki öylesine örselenmiş Osmanlı hükümeti, öylesine bir takım entelijans gizli servis sızmaları var ki bunlar aslında herkesin gözü önünde olup bitiyor ve kimse de bu nedir, bu gemiler ne taşıyor diye sormuyor. İşte nice bir şeylerin olacağı biliniyor ve tabii ki az önce gene arkadaşım anlattı, özellikle tabii ki güney illerindeki tehlike. Bu 1900 tabii ki 19'dan sonraki dönemde hız kazanacaktır. Antep, Urfa, Maraş, Adana, oralardaki tabii ki hareketlenme ve bir süre önce İngilizlerin bir işgal girişim, ardından Fransızların gelişi. Fransızlar gelince her şey daha iyi olacak diye düşünülürken adeta Fransa'nın orada Ermeni bir takım çetelerle, lejyonlarla harekete geçerek o bölgede bir Türk soykırımına kadar yönelecek vahşetleri kendini gösteriyor. Kentler direnmeye çalışıyor. Urfa direnmeye çalışacak, Antep direnmeye çalışacak, Maraş direnmeye çalışacak, kentler sarılacak. Kentler her türlü gıda girişi, her türlü yardım girişi duracak ve bölgede açlıktan kitleler halinde insanlar ölecek. Mesela açlık en önemli sorun. Bu illerde, bakın yani sivil halkın durumunu anlatmak için söylüyorum. Peki nasıl bir zorluk var? Çok ilginç, bana göre tabii ki ilginç, bunlar ortaya konulmalı, detaylı bir biçimde bunlar ortaya konulmalı ve dillendirilmeli. Örneğin değerli arkadaşlarım, Maraş'ta ve Urfa'da açlıktan ölümler var. İnsanlar yeterince beslenemiyor. Açlıktan dolayı insana yeterince beslenemiyor ve açlıktan ölümler var. Örneğin kayısı çekirdeklerini Kürkçüoğlu Hanı diye bir han da toplanmış, işte bilmem şu kadar kadın toplanmış, orada bunlar önce kırılıyor, zerdali çekirdekleri, kayısı çekirdekleri, bunlar değirmenlerden geçiriyor, un haline getiriliyor, una katılıyor ve insanlara yediriliyor. Antitoksin bir madde, toksin bir madde ve dolayısıyla zehirlenme olayları var. Bir katliam, gerçekten bir katliam. Çünkü o bölgede Şahin Bey'in direnişine baktığımız zaman, işte Şefik Bey'in direnişine baktığımız zaman, gerçekten orada bölgede sivil halk bir varoluş mücadelesi veriyor. Ege bölgesine bakmamız lazım. Ege bölgesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Az önce Hristos'tan söz ettim. Adamın bütün rüyasının bir İonya devleti kurmak düşüncesi olduğunu anlattım. Anlatmaya çalıştım. Aslında bu parçaları birleştirdiğiniz zaman karşımıza bir anda 1814'te Odessa'da Yunan milliyetçilerin yemin ettikleri, üzerine yemin ettikleri bir metin aklımıza geliyor. Megalit. Büyük Yunan gücü gerçekleşecek. Ne büyük Yunan gücü? Bakın, yani bu işgallerin ve bir de Mondros'un uzantısının nereye gittiğini anlamak adına bu çok önemli. Ne işi var Karadeniz bölgesinde Yunan'ın diye düşünmüyoruz. Düşünemiyoruz. Yani çünkü o bölgedeki oluşuma baktığımız zaman adam çıkıyor, diyor ki ben diyor İstanbul'dan, Bolu'dan hareketle ta Batum'a kadar iç derinlikleri diyor, Amasya'ya kadar bir Pontus devleti kuracağım. Ve Yunan bayrağı dalgalanacak burada. Sonra Ege bölgesinde, sonra Konstantinopolis, yani İstanbul İngiliz işgalinde görünecek falan filan, ama bir süre sonra oranın da Yunanlara tevdi edilmesi düşünülüyor ve özellikle çok önemli bir konu, gene sivil hareketlenmenin ve direnişin Cafer Tayyar Paşa'nın önderliğinde bir takım kongrelerden sonra Doğu Trakya'da ortaya çıkışı ve o bölgede bir Yunan zulümle başladı. Adamlar tezgahı kurmuşlar. Adalar alınacak, bir kısmı alınmış. Kıbrıs tabii ki onlar için çok önemli bir hedef. Bunlar hep İonya'da olan şeyler ve tabii ki o tarihlerde İngiliz yönetiminde, ama onun üzerine hep oyunlar oynanıyor. İonya devleti kurulacak, bir süre sonra Yunanistan'a ilhak edilecek. Pontus devleti kurulacak, bir süre sonra Yunanistan'a ilhak edilecek. Batı Trakya alındı zaten, Doğu Trakya alınacak. İstanbul kapıları açılacak. Yunanistan maşallah bir ucu ta Adriyatik'te, bir ucu diyelim ki Batum'da Rusya sahillerine dayanmış ve büyük Ren Devleti'ni yeniden kuracak. Grek büyüsü. Meşhur bir şey. Önemli. Şimdi böyle bir sarma ortasında Türk'ün yazgısına baktığımız zaman, Anadolu'daki Türk'ün yazgısına baktığımız zaman Anadolu'daki Türk perişan. Çünkü yıllardır devam eden savaşlar, arka arkaya gelen büyük zorluklar, büyük insan kayıpları, felaketler, salgın hastalıklar ve tabii ki o tarihlerde İstanbul'da var olan hükümetlerin gerçekten çaresiz kalışı, çaresiz kalışından da ötede bu çaresizlikten dolayı işbirlikçi bir tavır içerisine de yönelmekten geri kalmışlar. Ve hayaller, düşler. Yani hükümetlerin, hükümet olanların başlarında öyle bir takım şeyler var ki, hayaller var ki. Örneğin İbn-i Emin Mahmud Kemal İnan Cesar son sadrazamlarda
Vahdettin'in portresini yazmıştır biliyorsunuz. Yani bir padişah portresini de yazmıştır orada. Aynı zamanda damat Ferit Paşa'nın da portresini yazmıştır. Arnavut kökenli bu Türk siyasetçi, yani bütünüyle varlığını aslında sarayla padişahın ablasıyla, hemşiresiyle evlenmeye borçlu. İngiltere'de, Londra'da bir işte diyelim ki elçilikte çalışan bir görevli. Bundan dolayı Allah yürü ya kulum demiş ve hiçbir aslında çok fazla yeteneği olmamasına karşın Osmanlı sadaletinin başında ve padişah soruyor, birader diyor, enişte diyor, ne yapacaksın sen? Yani anlaşmayı nasıl imzalayacaksın? Çünkü Mondros bırakışması yapıldı ama bunun bir barış anlaşmasına dönüşmesi lazım. Atlarım diyor bir zırhlıya, kalkarım doğru Londra'ya giderim, çıkarım, tabi yeni kral ölmüş o zamanki kral, eski kral ölmüş. Derim ki ben senin babanın poker arkadaşıydım. İşte ben şu anda babanın bir poker arkadaşı olarak geldim. Babanın evladı olduğunu göster ve bizlere yaşayabileceğimiz bir alan tanı. Bakın karar verin. Yani devleti yönetenlerin ne kadar az içinde olduğunu, ülkenin gerçek gündeminden uzak olduklarını, insanların duruşunu, insanların içinde buldukları zorlukları görmekten uzak olduklarını gösteren en önemli belgelerden bir tanesidir bu. Yazmış bunu adam. Yani uzan uzar ya da anlatmış. Yani hükümet bunların elinde. Ve bir şeye daha bakmak lazım. Her tarafta işgal girişimleri var ama Vahdettin'in ve sarayın heyetin asiyaları. Bunları da görmek lazım. Öğüt heyetleri. Nereye gönderecek bu öğüt heyetleri? Nerede işgal varsa ve o işgalin olduğu yerde sivil halkın kendi içinden gelen bir direniş, bir fışkırma, bir özbenliğe dönüş hareketi olduğunda onların ulusçu uyanışlarını, milliyetçi uyanışlarını dumura çevirmek ve adeta kanserli bir ur gibi işleyemez hale getirmek görevini üstlenmiş. Başlarında anlış anlış şehzadeler, başlarında büyük din adamları oraya buraya gidiyorlar, aman karışmayın, aman Yunan ordusu işte kötülük yapmayacak, aman kötü niyetle gelmiyor. Ama bir yandan da Yunan ordusu bir işgal ordusu gibi Anadolu'nun bağrında adım adım ilerlerken Türkiye'de Türkleri medeni görmüyor ve biz medeniyet getirdik buraya diyor. Yunan Türkiye medeniyet getirecek. Bu da ilginç. Savlar, iddialar. Şimdi değerli arkadaşlarım, tabii ki zaman ve iyi kullanmanın gerektiğinin farkındayım. Savrularınızı zorlamak düşüncesinde de değilim. Böyle bir yapıda bir sivil örgütlenme söz konusu olduğunda Anadolu'nun ve Doğu Trakya'da yaşayan insanların kendi öz benliklerine güvenmekten başka hiçbir seçenekleri kalmamış. Evet, bir takım ulusal güçler ortaya çıkmış. Bunun adına biz tabii ki Kuvayi Milliye diyoruz, bir takım gruplar, az önce anlattığım çeteleşme olgularına karşı bir yandan müdafaa hukuk örgütleri çıkmış, bunların içerisinde dayanışma girişimleri var, Vekil Hak Cemiyetleri çıkmış, özellikle İzmir'de ve İzmir'in 15 Mayıs 1919'daki işgali kanlı bir travma, Kemalaltı sokaklarından öldürülen insanlar adeta ayaklarından çekilerek tepeler kuruyor, cesetlerden tepeler kuruyor. Ve bunu Tülay Hanım da çok iyi biliyor, Mustafa Necati, Vasıf Çınar'la birlikte Eşref Paşa damdeli izlerken kanlı gözlerle o manzarayı anlatırken gerçekten o anılar okuduğunuz zaman insan ürperiyor. Türkiye nasıl koşullardan geçmiş? Nasıl o koşullarda bir ulusal birlik ve bütünlük ortaya koymuş? Şimdi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da sabaha karşı saat 6 sularında 19 kişiyle gelip Samsun'da Anadolu karasına toprak ayağını bastığı andan itibaren gelip de Mıntıka Palası'na yerleştiğinde ilk girişimlerinden birisi bölgedeki ulusal güçlerin varlığını sorgulamak. Ne kadar insan var? Çete hareketleri nedir? Ve kimler bunlara karşı nerelerde konuşlanmış ve bunların durumu nedir? Bunları öğrenmeye çalışıyoruz. Ve çok ilginç bir konu, özellikle Havza'da bu ortaya çıkacaktır. Biliyorsunuz Mondros bırakışması ordunun dağıtılması yükümlülüğünü getirir. Ama aynı zamanda ordunun elindeki silahları İngilizlere teslim etme yükümlülüğünü de getirir. Ve bu bir takım tabii ki kurullar bunları kontrol etmek için yapılmıştır, daha doğrusu Anadolu'dadır. Ve Samsun'da da 100 kişilik kadar ya da 200 kişilik kadar bir Hint kökenli İngiliz askerlerinden oluşan bir işgal grubu vardı. Ve Ravinson mesela Erzurum'da ve dolayısıyla bunlar bir takım depolarda toplanacak. Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk yaptığı işlerden bir tanesi, az önce çok değerli başkan vekili ifade etti, İstanbul hükümetinin kararlarına aykırı bir biçimde bunları sivil direniş örgütlerine dağıtılmıştır. Direnç. Ve İzmir'in haksız yere işgal edildiğini anlatırken, o sözünü ettiğimiz raporlarında
sürekli olarak millet Türklük duygusunu ve hakimiyet esasını hedef almıştır demiştir. 22 Mayıs 1919'daki ünlü belgede geçer. Ne demek milletin Türklük duygusunu hedef alması? Bir ulusçu kimliğe, bir milliyetçi kimliğe yönelmiştir. Bu Osmanlı yapısıyla uyuşmaz ve hakimiyetine yönelmiştir. Yani egemenliğine yönelmiştir. Bu cumhuriyetin temel koşuludur. Demek ki Mustafa Kemal Atatürk Samsun'a çıktığında ulusal egemenliğe dayanan, gerçekten de ulusal egemenliğe dayanan ve bunu yaparken de tabii ki halifeliği reddeden, saltanatı reddeden, bunu söyleyemez ayrı konu ama kafasında bu düşünceler var olarak Samsun'a çıkmıştır ve bu varoluş mücadelesi bir ulusal egemenlik ve bir tam bağımsızlık savaşı olarak onun kafasında örgütlenmiştir, daha doğrusu biçimlenmiştir. Ama bu gidiş cumhuriyet olacaktır. Bunu da kafasına koymuş. Ve dayandığı tek güç sivil halk. Ve dolayısıyla 8-9 Ağustos 1919 tarihinde askerlik mesleğinden, çok sevdiği askerlik mesleğinden istifa edip görevine bir sivil olarak devam etme gereğini duyduğunda o artık ulusunun, yani direniş azmini, direniş bilincini vermeye çalıştığı ulusunun bağrında yalnız ve yalnız bir fert mücadeledir. Çünkü ancak ulusla her şeyin başarılacağına inanır. Çünkü ulus onun için çok önemli bir güçtür. Şimdi ulus bu kadar önemli güç ve tarihi kişilikler çok önemli. Ama değerli dostlarım, biz getirip de işi birilerinin bıyıklarını birilerine benzetmeye kadar götürürsek, ondan sonra da tarihsel kişiliklerimize yok işte Vahdettin işte 40 bin altın verdi, hesaplandı 2800 kilo yapar. Nasıl hesaplanmış o da ayrı konu, yani nasıl taşımış. Yok şu kadar para vererek gönderdi falan filan diye işin bir takım içini boşaltma yollarına gidersek ve işin gerçek felsefesini anlamaktan uzaklaşırsak, unutmayalım, tarihte yaratmış olduğumuz büyük işlerin bize vermiş olacağı, vereceği ulusal bilinç ve gücü kendi ellerimizle kesmek ve kendi kendimizi ayağımızdan vurmak olur. Bırakalım milletin istencini. Bırakalım milletin kendi içindeki ulusal uyanışı. Bırakalım milletin kendi içindeki o benlik arayışını. Çünkü bu büyük millet büyük zorlukları ancak ve ancak bu güce dayanarak gelmiştir. Çünkü Mustafa Kemal de bu gücün millet olduğunu görmüştür. Evet, beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim. Çok teşekkürler Sayın Arı. Gerçekten çok akıcı, çok doyurucu bu açıklamalarınız bizlere ışık tutuyor. Ümit ediyorum gelecekte bu sıkıntıları bir daha yaşamayız. Şimdi sözü Sayın Enis Şahin'e veriyorum. Mondros Galibiyeti'nden sonra ordunun durumu hakkında bizi aydınlatacak. Buyurun. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Öncelikle böyle bir programı organize ettiği için Türkiye Barolar Birliği'ne teşekkür ediyorum. Bilgilerimizi sizinle paylaşma fırsatı verdikleri için. En sıkıntılı alanlardan bir tanesi tabii ordu deyince. Mütarekeden sonra, Mondros Mütarekesi'nden sonra ordunun durumu. Çünkü başlangıcıyla bitişi arasında hani dağlar kadar fark var diyoruz ama herhalde o tarihin biraz yetersiz kaldığı bir alan ordu. Öyle ki savaştan önce seferberlik kapsamında miktarı 2 milyon 900 binlerde gösterilen, savaş içerisinde ihtiyat kuvvetlerinin silah altına alınmasıyla birlikte 3 milyon 300 binleri zorlayan bir ordu, mütareke sonrasında adeta yok olma noktasındadır. Miktar olarak da, varlık olarak da. Şimdi Osmanlı Devleti'nin savaşın başlangıcındaki ordularına baktığımızda toplam 11 ordusunun mevcudiyetini görüyoruz. Bu ordulardan 1. ordu aynı zamanda başkomutanlık karargahıdır. Dolayısıyla İstanbul'dadır. 2. ordu Adana. 3. ordu yine İstanbul'dadır. 4. ordu çok kısa bir zaman içerisinde lağv edecektir Güney Cephesi'nde. 6. ve 7. ordular arasında bölüştürülecektir. 5. ordu hepimizin bildiği Gelibolu'da Çanakkale Savaşları ile bildiğimiz mücadeleyi gerçekleştiren ordudur. 6. ordu
Musul'da güney cephesindedir. 1. Ordu İsrail, 8. Ordu İzmir ve 9. Ordu Kars. Bunun dışında son aşamada hayata geçirilen Yıldırım Orduları grubu ki Adana'dadır. Bir de savaşın son yine son aşamasında Kafkas cephesindeki harekatı, askeri harekatı idare eden Kafkas İslam Ordusu. Bu kadar geniş bir yelpazeden savaşın sonunda imza ettiğimiz 30 Ekim 1918 tarihli Mondros mütarekesine göre harita yok edilen bir ordu. 5. madde çok açık Mondros mütarekesinde. Sınırların korunması ve iç güvenliğin sağlanması dışında gerekli o kuvvetlerin dışındaki Osmanlı ordularının terhis edilmesi. Bunun da anlamı şu, bu serde 50.700 rakamı verilir. Yani 50.000 ile 60.000 arasında bir rakam. 2.900.000 rakamı nerede? Osmanlı ülkesini savunmak, korumakla görevli ordu 50.000 rakamı nerede? Hakikaten de yok olma noktasına getirilmiş bir ordu. Dünya tarihinde muktedir olmuş, çok geniş coğrafyalara hükmetmiş ülkelerin olmazsa olmazlarının en önünde şüphesiz ki askeri kuvvetleri vardır. Ordunun varlığı yine ülkemizde zaman zaman belki bazı tartışmalara konu ediliyor ama ordu hiçbir şekilde mevcut olabilmeniz söz konusu değildir. Özellikle savaş zamanlarında zaten ordunuz yoksa hiçbir şeyiniz yok demektir. Ki mütareke sırasında Osmanlı ordusuna baktığımızda durum gerçekten çok vahimdir. Yine bunun da birkaç rakamla vermek istiyorum dökümünü. O demin saymış olduğumuz anlı şanlı 3 milyonlara ulaşan Osmanlı orduları kala kala 4 ordu şeklinde varlığını devam ettirebilmiştir mütareke dönemine kadar. 2. ordu ve Yıldırım ordular işte güney cephesinde. 6. ordu az önce arkadaşlarımın bahsetmiş olduğu Musul ve çevresinde. 8. ordu geriye çekilmiş Suriye'den yani kalıntılarıyla işte elde bulunanlar çok fazla bir kıymeti harbiye hakim değil. Daha sonra bu oluşturulacak. İşte bir kısmı bilindiği gibi Diyarbakır ve çevresinde 13. koloruya çevrilecek. Bir kısmı da 17. koloruyu oluşturan ve Batı cephesinde 56. ve 57. tümen olarak varlığını sürdürecek olan kuvvetlere dönüşecek. Bir de 9. ordu. 4. ordu olarak da 9. ordu karşımızda duruyor. Ki bu orduda hepimizin bildiği gibi Doğu Anadolu'yu savunmakla görevli durumda. Ama ordunun miktarına, asker miktarına bakıldığında durum gerçekten çok vahim. Savaşın başlangıcında ki miktarı az önce verdik. Normal dönemlerde mesela herhangi bir birlik, askeri birlik, mesela tabur. Normal dönemlerde 1000 ile 1500 arasında miktarı olurken mütareke döneminde rakamlar 100 ile 150 arasına dönmüş. Yani %10'u neredeyse kalabilmiş. Ki 100 ile 150, bugün 150 rakamı bir bölük miktarıdır. Tabur 6-7, en az 6-7 bölükten oluşur. Ama taburlar adeta bölük mesafesine, ölçüsüne gelmiştir. Mütarekenin pek çok maddesi var orduyla alakalı. Ama az önce vermiş olduğum 5. madde kesin sınırları koyuyor. Bunun dışında da pek çok madde var. Ama bilhassa mütarekede itilaf devletlerinin elinde öyle bir madde var ki belki diğer maddelerin hiçbirine ihtiyaç gerektirmeyen bir madde. Bir 7. madde var.
O 25 madde üzerinden imzalandığını ifade ettiğimiz ve Osmanlı Devleti'nin gerçekten de idam fermanı olduğunu bildiğimiz mütarekenin, yani birinci maddesini alıp bir tarafa koyun, diğer maddelere çok da fazla ihtiyaç duymazsınız. Çünkü o madde itiraf devletlerinin güvenliklerini, kendi güvenliklerini tehdit altında gördükleri anda herhangi bir stratejik noktayı işgal hakkını kendilerine veren bir madde. Yani bu anahtar, bu altın anahtar sizin elinizde olduktan sonra diğer maddelerde yok ordular şöyle olacak, işte donanma şöyle tesis edilecek, işte tesis istasyonları teslim edilecek vesaire gibi maddelere çok fazla ihtiyacınız yok. Zaten savaştan yenik olarak çıkmışsınız. Moral olarak mağlupsunuz. Askeri anlamda mağlupsunuz. Pek çok toprağınızı kaybetmişsiniz. Anadolu'ya sıkıştırılmışsınız. Ve imza ettiğiniz mütareke de sizin elinizde bulunan sınırları mütareke hakkı olarak kabul etmiyor. İçe dönük bir mütareke imzalamışsınız. Yani sınırları sabit olmayan bir mütarekeye, sınırları sabit tutamayan bir mütarekeye imza koymuşsunuz. Bunun anlamı nedir? Mütarekeden sonra da bu işgalin devam edeceği görülmektedir. Dolayısıyla Mondros mütarekesinin hiçbir hükmü Osmanlı Devleti'nin bir nebze olsun lehine bir durum ortaya koyamamaktadır. Ama özellikle 7. madde zaten devletin, milletin, hükümetlerin elini bağlayan bir noktadadır. Elde kalan çok kısıtlı. Sayısı 400 bin olarak biliyoruz biz Mondros mütarekesi sırasında imza edildiği sırada elimizde bulunan kuvvetler yaklaşık olarak 400 bindir. Ama mütarekenin hemen akabinde bu demin arz ettiğim maddeye dayalı olarak orduların tesis işlemlerinin başlatılmasıyla kısa bir süre içerisinde Osmanlı silahlı birliklerinin miktarı 100 bin dolaylarına inmiştir. Bu rakam da yani çok kısa bir zaman içerisinde 1/4'üne, 400 binden 100 bine kadar inme durumu hasıl olmuştur. Kaldı ki mütarekenin içerisinde bulunan diğer maddelerin de elde bulunan kuvvetleri de eritme çabası içerisinde olduğunu düşündüğümüzde, yani itiraf devletleri savaşta bizi zaten mağlup ettiler. Bize bir mütareke imzalattılar. Ama bununla da yetinmediler. Mütareke sonrasında da elimizde bulunan maddi manevi diğer kuvvetleri de adeta kendi hegemonyaları altına alma konusundaki gayretlerini hiçbir zaman geri bırakmadılar. Orduların bu şekilde eritilmesi, azaltılması takdir edilir ki küçük bir coğrafyaya adeta sıkıştırılmışsınız. Sevin uzantısı, yani Mondros mütarekesinin uzantısı olarak düşündüğümüzde Sever Antlaşması'nı hepimiz biliyoruz. Yani Ankara ve çevresi merkezi olmak kaydıyla işte bir taraftan Boğazlara doğru Adapazarı-İzmit arasından geçen bir hat, bir taraftan işte Karadeniz'e doğru uzanan, sadece Karadeniz'e kıyısı olan kapalı bir coğrafya. Bu Sever'imiz. Bu haritanın gerçekleşmesinin önünde tek engel vardı. Mustafa Kemal'in o Samsun'a çıktığı andan itibaren dilinden hiç düşünmemiş olduğu, içerisinde bulunan şartlarda tek kurtarıcı güç olarak gördüğü milletin azmi ve kararı. Tek şey buydu. Elde başka bir gücün olmadığı ortadadır. Ve doğal olarak da o günlerde, yani mütareke günlerinde, ki en kara günler olarak mütarekenin imzalandığı dönemden işte Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a çıkış arasındaki dönemdir. Hakikaten çok sıkıntılı bir dönem. O dönemde insanların kafasında tek bir problem vardı. Memleketin ne olacağı düşüncesiydi bu problem.
Ve tabii ki rütbesi büyük ama küçük olan pek çok sayıdaki askerin kafasını meşgul eder. Asıl faktör buydu. Yani ne olacak? Milletin bu durumu ne olacak? Tabii lafta bir şey değildi gerçek anlamda. Çünkü bu aşamasında zararla kapatılması demek artık bu coğrafyada bağımsız bir Türk devletinin mevcut olmaması ile eşdeğerde olacaktı. Bu yüzden orduların mütareke sonrasında ordular içerisindeki askerlerin terhisi döneminde özellikle rütbesiz tabir ettiğimiz er kesiminin önemli ölçüde terhisine rağmen Osmanlı Genelkurmayı'nda atlanmayan bir konu vardı. O da rütbeli, özellikle üst düzeyli rütbeli komutanların ya işte orduların, kolordularının başına geçirmek suretiyle idareden mutlaka uzaklaştırılmaması, özellikle kabiliyetli, başarılı olan komutanların ya da bunların bir kısmı eğer mecburiyet hastalığı söz konusuysa sivil bazı görevlere atanması. Mesela 2. Ordu Komutanı Nihat Paşa hemen o günlerde takiben Adana Valiliğine getirilmek suretiyle böyle bir sivil teşkilatlanma içerisinde yerini bulacaktır. Yani bu şekilde bir değerlendirilme noktasına gelinecektir. Ordunun bu şekilde terhis edilmesi ki rakamlar konusuna fazla giremiyorum süremizden dolayı. Eğer bu sempozyumun bildirileri kitaba dönüştürülürse ayrıntılar zannediyorum orada tüm teferruatıyla birlikte görülebilecektir. O yüzden ben rakamlar üzerine çok fazla durmuyorum ama az önce ifade ettiğim gibi durum gerçekten çok vahim noktalardadır. Sadece bir rakamı vermek istiyorum. Şimdi bahsedecek olduğum orduların yeniden organize edilmesi aşamasında bir tümene ayrılan asker miktarı gerçekten çok 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 azdır ve 2020 civarındadır bir tümene ayrılan miktar mütareke sırasında. Yani itilaf devletlerinin bize reva görmüş oldukları miktar gerçekten çok cüzi miktardır. O tümeni oluşturan asıl savaşan unsur, piyade askerinin miktarı 2020'deki bu dediğimiz gibi bir tabur asker miktarından bir kademe daha yukarıdır. Osmanlı Genelkurmayı savaş sırasında tabii ki İttihatçıların kontrolündeydi ama İttihat Terakki fırkasının savaş sonrası durumunu hepimiz biliyoruz. Partinin sona erdirildiği, işte Tecekkür ismiyle bir süre etkisiz olarak var olsa da sonra işte Kurtuluş Savaşı'nın ihtiyaçların rolünü zannediyorum hepimiz duymuşuzdur veya okumuşuzdur. Vahdettin'in, Padişah Vahdettin'in Osmanlı Genelkurmayı'nda şeyini sağlamak amacıyla, otoritesini sağlamak amacıyla işte başkumandanlık vekaletini bizzat kendi kontrolü altına aldığı, ihtiyaçları tamamen uzaklaştırma endişesi taşıdığını çok iyi biliyoruz. 1919 yılının girmesiyle birlikte bu sıkıntılı dönem, ordunun içerisinde bulunduğu bu sıkıntılı dönem en çok Osmanlı Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Riyaseti'ni ilgilendirdi. Bu bizim bugün anladığımız adıyla Genelkurmay Başkanlığı, Osmanlı Genelkurmay Başkanlığı'nın gündemindeydi. Ve Osmanlı Genelkurmay Başkanlığı yeni bir ordu teşkilatını gündeme getirdi. Bu da içinde orduların bulunmadığı, koro orduların olduğu bir Osmanlı ordusuydu. Bu sisteme göre ki Nisan ayının sonunda şekillenecek ve 30 Nisan'da padişahın iradesiyle işte yürürlük kazanacaktır. 9 koro ordu oluşturulacaktır bu plana göre. Bu 9 kolorda toplamda 20 tümenden oluşacaktır. Ki bu 9 kolordu isimlerini sadece arz ediyorum. 1. kolordu Edirne'de, 3. kolordu Sivas'ta, 12. kolordu Konya'da, 13. kolordu Diyarbakır'da, 14. Tekirdağ'da, daha sonra Bandırma'ya nakledilecektir. 15. kolordu Erzurum'da, 17. kolordu İzmir'de, 20. kolordu Ereğli'de ve 25. kolordu İstanbul olmak kaydıyla
şekillendirilecektir. Toplamda 20 tümenden oluşacaktır bu kol ordular. Bu şekilde bir kol ordu yapılanması içerisine girmesinde ki sebep şudur. Mütarekeye göre Osmanlı orduları zaten çok küçük bir boyuta minimize edilmiştir adeta. Çok yani sembolik rakamlara sahipti. O yüzden ordular görmezden gelinmiş, kol ordular temelinde bir teşkilatlanmaya geçilmiş ama ileride gerektiğinde ordu teşkilatını da yeniden hayata geçirilebilir ihtimali de gözden ırak tutulmamıştır. Ordunun bu şekilde teşkilatlanması döneminde az önce Kemal Bey'in de ifade etmiş olduğu gibi bir takım nasihat heyetleri gündeme getirilmiş. Çünkü bu dönem mütarekeye tepkilerin de Anadolu'da gerçekten ayyuka çıktığı, Kuvayi Milliye Teşkilatlanması'nın çok yoğunluk arz ettiği bir dönemdir. İtilaf devletlerine yönelik olarak hükümet ile ordunun bakışı çok farklıdır. Hükümet, mütareke hükümlerine sadık kalmak suretiyle mevcudiyetini, ülkenin mevcudiyetini sağlamaya çalışırken, asker şunun pekala farkındaydı. Bu 25 madde üzerinden imza edilen ve hiçbirisi de bizim lehimize olmayan hükümlerin hayata geçirilmesi demek, bu coğrafyada bir Türklükten bahsedilmesini mümkün kılmayacaktır. Askerle şey arasındaki hükümet yetkilileri veya siyasetçiler arasındaki en temel farklılık da budur. Ve zaten bizim milli mücadele adını verdiğimiz oluşum ve itiraf devletlerine karşı vermiş olduğumuz o varlık yokluk mücadelesinin temelinde de bu askerlerin sahip olmuş olduğu bu mantığı görüyoruz. Yani askerler de bu noktada hükümetin bakış açısına yönelik bir bakış açısına sahip olmuş olsalardı belki bir milli mücadeleden bahsedilmesi mümkün olmayacak. Belki demek de belki yersiz bu noktada itiraf devletlerinin sonradan Amerika'yı da yanlarına almak suretiyle koymuş olduğu muhtemelen işte manda rejimlerinden bir tanesi de muhtemelen Anadolu'da hayata geçirilecek eğer bir milli mücadele olmamış olsaydı. Bu nasihat heyetleri ve savaşın son aşamasında hayata geçirilmiş olan mülki müfettişlikler, ki Osmanlı ülkesi ayrıntılarına yazıda değindim ama burada zaman kısıtlığı dolayısıyla söyleyemiyorum, ifade edemiyorum. O savaşın son döneminde 10 mülki bölgeye ayrılmıştı Osmanlı ülkesi. Ve özellikle asayişsizlik hadiseleri sebebiyle mülkiye müfettişlerine geniş yetkiler verilmişti. Ama mütarekenin imzalamasından sonra bu mülkiye müfettişlerinin çok yetersiz kaldığının ortaya çıkmasıyla birlikte bu kol ordu sistemine Osmanlı Genelkurmayı'nın geçmesinin hemen akabinde bir de ordu müfettişlikleri sistemini hayata geçirdiler. Bunun adı ordu müfettişliğiydi. Ama demin ifade ettiğim gibi 9 kol ordu üzerinden zaten oluşturulmuştu bir ordu. Bunların tamamı Osmanlı ordusu oluşturuyordu ama Osmanlı'da artık 1. 9. 8. ordu şeklinde bir yapılanma söz konusu değildi. Sadece müfettişlik olarak baktığımızda bu yapılanmaya ordu müfettişliği adını veriyoruz. Sayın dinleyenler, bu ordu müfettişlikleri esasında 3 ordu müfettişliği olarak düzenlenmekle birlikte tek bir kol ordu, ki bu da Diyarbakır merkezli 13. kol ordudur. Müstakil kol ordu şeklinde, yine müstakil müfettişlik şeklinde Osmanlı Genelkurmay Başkanlığı'na bağlıdır. Bunun dışında 3 ordu müfettişliği kurulmuştur ki bu ordu müfettişliklerinden birincisinin başında Fevzi Paşa bulunmaktaydı. Bizim o Fevzi Çakmak Paşa diye bildiğimiz meşhur paşa bulunmaktaydı ki bu ordu müfettişliği bölgesinde 1. kol ordu, 14. kol ordu ve 25. kol ordu bulunmaktaydı. Bölge olarak da Edirne, Bandırma ve İstanbul. İkinci ordu müfettişliği ise C
Cemal Paşa'nın, Mersinli Cemal Paşa'nın kontrolündeydi. Bu ordu müfettişliği de yine 3 kolordu bölgesine aitti. 12. kolordu Konya merkezli, 17. kolordu İzmir merkezli ve 20. kolordu Ali Fuat Paşa'nın komutasına verilecek olan koloruydu. 20. kolordu. Ve 3. ordu müfettişliği, ki bu ordunun başında da Mustafa Kemal Paşa'yı görüyoruz. Bu ordunun sorumluluk alanında da 2 kolordu bulunmaktaydı ki bunlar Sivas merkezli 3. kolorduyla hepimizin bildiği gibi meşhur 15. kolordu, yani Kazım Karabekir Paşa'nın komuta etmiş olduğu 15. kolorduydı. Tabii ki bu ordu müfettişlikleri üçünü birden, yani bir tanesini doğrudan doğruya 13. kolorduyu merkeze bağlı olduğunu düşündüğümüzde ordu müfettişleri son derece önemliydi. Özellikle meydana gelen asayişsizlik hadiselerini engellemek amacıyla kuruldukları belirtilmiş olmasına rağmen hükümetin bakışıyla askerin bakışını açıkça ortaya koyan bir yapılanmaydı. Öyle ki hükümet bir anlamda Mondros Mütarekesi hükümlerini yürürlüğe koymak düşüncesiyle adeta tüm şimşekleri üzerine çekme endişesini taşırken, asker ise bu noktada görünürde mütarekeyi uygulamak, asayişsizlik hadiselerini ortadan kaldırmak ama aslında mütarekeyi de uygulamamak idi. Çünkü mütarekeyi uygulamanın bu coğrafyadaki ifade ettiğimiz gibi bağımsız bir devlet yapısını ortaya koyamayacağı da açıktı. Bu ordu müfettişlikleri yaklaşık olarak 3,5 ay görev yaptılar. Yani 30 Nisan'da bunların yapılandırıldığını gördüğümüzde son görev yapma, yani daha doğrusu kağıt üzerinde bulunma tarihi 14 Ağustos 1919. 3,5 ay.